Deniz ile ilk başladığınızda veya okula ilk başladığınızda, ilk staja gittiğinizde her şey çok daha farklı, daha büyük gözüküyor. İlk stajımdayken, bugün gibi hatırlıyorum, Atlantik Okyanusu'na çıktık. Ağır deniz şartları, yakın zamanda bir hurricane, fırtına, kasırga yaklaştı diye tüm İzmir'in, Türkiye'nin gerginliğini biliyorsunuz. 3 tane kasırganın aralarından gemi geçti. Meteoroloji dersi almamışım. Hava raporlarını okuyamıyorum. İçim dışıma çıktı. Nasıl bir deniz? Nasıl bir sallanıyoruz? 3. kaptan vardiyasındayım. Kulakları çınlasın. Soruyorum. Abi bitiyor mu? Her seferinde evet diyorlar. Biten bir şey yok. Amerika'ya varmadan evvel gemi kaptanına gittim. Süvar Bey dedim, ben yanlış tercihte bulunmuşum. Özür diliyorum. Hata bu. Birazcık param var. Beni evime yollayın. Babacan, büyük yaşlı bir bey baba. Tamam evladım, sen merak etme, göndeririz dedi. İlk limanına gittik, New York. Beni dışarıya gezmeye gönderdi. Sonraki limanına göndereceğim. Norfolk, gene aynı şey. Charleston, biz dönüşe geçtik. Dönüşte biraz alışmaya başladım. Dalgalara karşı toleransım arttı. Gemiye alıştım. Sağ olsunlar, çok dostane bir ekip. Tam bir abilik sergiliyor herkes. Herkes sürekli geçmiş günlerinden bahsediyor. Eğer o gün o gemi kaptanı olmasaydı, o gemi kaptanı böyle bey babalık yapmasaydı, ben mesleği bırakmış. Bilemiyorum şu anda neredeydim. Ama o ekibin sayesinde, o ekibin bana göstermiş olduğu abiliğin sayesinde yıllarımı bu çok sevdiğim meslekte geçirdim. Çok memnun olduğum bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Ve sonunda kılavuzluğa kadar ilerledim. Biliyorum, yeni başlayan birisi için bazı şeyleri öngörmek zordur. Hayal etmek de zordur. Ama sizler gerçekten arzu ettikten sonra okuldaki ilk gününüzdeki davranışlarınız belki 20 yıl sonraki başka bir kapıyı açıyor. Biliyorum, ilk başlangıçlarda bu kadar uzun vadeli hiçbirimiz planlamadık veya öngörmedik veya düşünmedik, hayal de etmedik. Ama işimize her zaman aynı şekilde, aynı doğruluk, düzgünlük ve çalışkanlıkla, aynı gönül bağı ile bağlandığımızda sonunda benim gördüğüm birçok kapı açılıyor. Umarım bütün denizci dostlarımızın da hep provaları net olur. Allah onların üzerinden selametini esirgemesin. Doğru, düzgün bir şekilde kazasız belasız yollarına devam eder. I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit it don't care. Shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, like you trying to get stuck in the air. If you feeling so lit it don't care. Shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump. Jump. I want you to jump, 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 jump. Eylül Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü mezunuyum. Hem gemi kaptanıyım hem mühendisim. Meslek hayatıma denizlerde öğrencilikle beraber stajyerlikle başladım. Çok yoğun bir program. Hem işletme hem denizcilik derslerini beraber alıyorsunuz. Yaşama dokunan bir bölüm. Dersleriniz çok statik dersler değil. İşte seyir dersi olduğu gibi ilk yardım, ileri ilk yardım, hastane stajı, itfaiye stajı, denizde canlı kalabilme gibi sohbetlerde çok konu açar konuları olan, hayata dokunan bir meslek. Yaşam şekli demek daha doğru. Çünkü düz bir meslek olarak da adlandırmak çok doğru değil. Hem içinde yaşadığınız, sürekli içinde bulunduğunuz bir gemi, interaktif bir ortam, limanlar, uluslararası otoriteler, geminin sorunları, insan sorunları, yük sorunları, ama her zaman da sorun değil. Bunun yanında eğlencesi,
dostluk, arkadaşlık, beraber zaman geçirmenin güzellikleri, doğanın bize oynadığı inanılmaz görüntüler, güzellikler, bazen zor koşullar, ağır deniz şartları, yağmur, rüzgar, yüksek denizler, 2 metreye yüksek diyen var, 10 metreye de diyen var. Artık siz seçin, abartılı olmasın ama her buforda havayı görmüş oluyorsunuz uzun süre denizde bulunduktan sonra. Daha yüzmeyi de öğrenmemişim. Tatitli bir şekilde denize giriyorum. Nasıl başardıysam bir işte babamların gözünün önünden bir kaybolmayla iskelenin en derin noktasından denize atladım. Yüzmeyi o kadar da kolay değilmiş öğrenmeden başlamak. Bir süre sonra suları yut 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 bir yere kadar çabalıyorsun. Sağ olsun insanlar fark ettiler. Babam fark etti. Koşa koşa yetişmişler. Bir küçük suni solunum. Tekrar hayata döndürdüler. Yoksa yolculuğumuz erken tamamlanacakmış. Ama bu bizi denizden soğutmadı. Bilakis zaman içerisinde denizcilik fakültesini tercih etmeme kadar giden bir yolu da açtı. İnsanlar bazen söylüyorlar. Yani işte neyi seçerdin? Doğru mu seçtin? Ben her anımda aynı şeyi söylüyorum. Çok şükrediyorum. Çok memnunum. Denizcilik fakültesinden mezun olmaktan da, denizci olmaktan da, gemilerde çalışmış olmaktan da, işimi çok severek yaptım ve hala da yapıyorum. Önerir miyim? Evet öneririm. Ama ruhu uygun olanı öneririm. Herkesin yapabileceği bir meslek değil ama sevecek olana da çok güzel bir meslek. İnsanın gözünde ışıklar parıldatan bir meslek. Zorlukları yok mu? Var. Uzun seyirler sırasında ailenizi çok özlüyorsunuz. Kızım doğduktan sonra 2 yaşına kadar 4 ay görmedim. Ne yürüdüğünü, ne baba dediğini, hepsini videolardan izledim. Ama sonrasında işte mesleğimin kılavuzluk kısmına geçince şu anda çok daha düzenli bir yaşam şeklim var. Her anında yanındayım. Buraları elbette ki zor ama mesleğin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Meslek bir yaşam şekli dediğim gibi. Standart bir bakış açısıyla zor olan şeyler mesleğe yaşam şekli olarak baktığınızda çok güzelleşebiliyor. Yolculuğuma şu anda kılavuz kaptanlık kısmında devam ediyorum. Kılavuz kaptan çoğunuzun bildiği bir şey olsa da yetkilendirilmiş sahamızda gelen gemilere kılavuzluk hizmeti veriyoruz. Gemiye yanaşmak ve kalkış manevralarında katılıyoruz veya bazen söküm tesisine gelen gemilere veya LNG, LPG değişik gemilerde farklı hizmet ihtiyaçları da olursa onlara da gidiyorum. Gemi kaptanlarına tavsiyelerimle bulunduğumuz teşkilatın romorkör gücünü de kullanarak onların manevralarını yapıyoruz. Yanaşma, kalkış, demirleme, deniz emniyeti ve çevre korumak için elimizden geldiğince 7 gün 24 saat nöbet başında bekliyoruz. Özellikle sahamızdaki denizci gemilere ve denizci dostlarına yardım ediyoruz. Milleti olarak kaptan kelimesini de kaptanları çok seviyoruz. Şehirler arası otobüs şoförlerine de kaptan. Evet, yani insan bir an bakıyor. Dolmuş'ta falan kaptan dediğinde şöyle ben de bana mı diyorlar diye, nereden tanıyorlar diye bir baktığım olsa da de doğru söylüyorsunuz. Herkes kaptan bizim memlekette. Ama bu da güzel bir şey. İnsanların gönlünde kaptanlık demek ki iyi bir yerde ki muhtelif her meslek dalında ustalara kaptan diyorlar. Biz de onlardan bir tanesiyiz. İsimdaş olmaktan, paylaşmaktan bir rahatsızlığımız yok bizim onlarla.
Ama görev tanımımız veya yaptığımız işler elbette ki çok farklı. Ama onlarla beraber aynı isimle anılmak aslında keyif verici bir şey. Gene bir gün VHF'ten bir seslendi geminin bir tanesi. Acil tıbbi yardım talep etti. Bizim hızlı botlarımız var. Hemen bir tanesini yönlendirdik. Gemi kaptanını aldık. Ambulans, limana ambulans talep ettik. Acentasına bilgi verdik. Kaptanı hastaneye götürdüler ama yetiştiremedik. Yolda kalp krizinden vefat etti. Biz de çok üzüldük. Gemi de doğal olarak liman başkanlığı yetkisini kullandı. Kaptansız gemiye yanaşmasını onayladı. Kısmet gene bana geldi bu gemiye çıkmak. Çıktım. Şimdi geminin maestrosu yönettiğini gemi kaptan. Yani büyük bir orkestra düşünün. Her biri çok büyük sanatçı. Bireysel olarak. Ama bunu maestro yönetmezse kakofonik bir ses ortaya çıkıyor. Gemi de öyle. Her biri çok büyük bir sanatçı. Mesleğinde zanaatçı ve sanatçı. Ama bunu yöneten birisinin olması gerekiyor. O talimatları vermezseniz sistem aksamaya başlıyor. Yanaşacağız, demiri alacağız. Kafaları karıştı, nasıl yapacaklarını biliyorlar ama kumanda edilmiyor. Kendim de gemi kaptanı olduğum için eski tavsiyelerimi daha netleştirdim. Kumanda etmeye başladık gemiye. Sonunda da selametle yanaştırdık. 2 gün talihsi sürdü. Kalkışta yeni gemi kaptanı. Suratlar gene düşük. Çünkü o gemi kaptanının ailesini belki tanıyorlar personeli. Çocukları var. Naaşı tekrar gemiye yükledik. Çünkü o limanına gidiyormuş. Bağlama limanına. O şeyler değil ama hayatın içinde olan şeyler. Bizler de şahit olduk gene böyle bir şeye. Hüzünlü bir yolculuk, hüzünlü bir uğurlama. O gemiyi de uğurladık. O şekilde o da ayrıldı gitti. Kılavuz kaptanlık olarak devam ettiği bu sürecimde emniyetli yönetim sisteminin Bridge to Resources Management'ın BTM'in ekibinde bir üye olduğumu daha önceden de bahsetmiştim. Bizim buradaki amacımız sağımızdaki gemiler emniyetli yönetim sistemleri gereği yüksek bir hizmet kalitesi sunmak ve bunun sonucunda da denizlerde emniyeti hayatın içerisine yer buldurabilmek. Bizler gemi çalışanları, gemi dostları olarak sizlerden de ricamız. Küçük kayığı olan dostlardan tutun, olta balıkçılığı yapan arkadaşlarımıza kadar. Lütfen sizler de. Bizler sizin öngördüğünüzden daha fazla denizlerdeki emniyet, çevre yönetimi için kendimizi bu mesleğe adadık ve gereklerinin her birini yerine getiriyoruz. Lütfen sizler de bizimle beraber yolculuğumuzda yürüyün. Sizler de en küçük bir şeyi önemseyin. O denize attığımız bir pet şişenin bu döngünün içerisinde nerelere gittiğini sizler de düşünün. Biliyorum, aklınızdan sürekli denizi kirlettiğimiz şüpheleri geçiyor. İnanın biz çok önemli uluslararası kurallar gereği yönetiliyoruz. Bizler hayal etmediğiniz kadar çok denetleniyoruz. Her sistemimiz kayıt altında. Ama bundan önemlisi biz denizciler, biz deniz aşıkları bu ekmeğini yediğimiz bu denize karşı gönülden bağlıyız. Biz onu korumak için, emniyet için ve çevre için gerçekten gerekleri yerine getiriyoruz. Sizler de bizimle yürüyün. Böyle olduğu sürece bizler de denizden, denizcilikten yıllarca bahseder ve gönlümüzü, aşığımızı devam ettiririz. Demir yerinde şerebotun biri gelmiş, girmiş. Belli ki süratli girmiş. Ayrana kadar bile zorlanmışlar. Sağlam girmiş. Feribotlar, şimdi yapılan feribotlar var ya, onlardan galiba. Olabilir, bilmiyorum.